Evet, herkese merhaba. Çok uzun bir ara verdik. Özür diliyorum. Soranlardan da özür diliyorum. Soranlara ayrıca da teşekkür ediyorum. Neredesin diyenlere. Biraz güzel yoğunluklarım vardı. Tatil değil sadece. Tabii ki bu kadar uzun bir süre tatil olamaz. Kısa bir süre tatildi. Ama onun dışında da biraz kendime yaptığım yatırımlar vardı. Bakalım. Umarım boşa geçmemiştir ayrılığımız. Boşuna olmamıştır. Şimdi kaldığımız yer nested loops, yani iç içe döngüler. Oldukça basit. Bash Scripting'in öğrendiğiniz ilk dil olmadığını varsayıyorum. Dolayısıyla iç içe döngüler bildiğiniz gibi. Yani örneğin 1, 2, 3, 4, 5 için bir iterasyon gerçekleşecek. A her iterasyonda bir değerini, iki değerini, üç değerini, dört değerini ve beş değerini alacak. Gelin biz bunu öğrendiğimiz gibi C style yapalım. Bir de bir sürpriz var. Bakın. Şu gördüğünüz silik ifade nereden geliyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabii ki. GitHub Copilot'tan geliyor. Copilot pek çok dili desteklediği gibi shell scripting'i de destekliyor. Siz de şu an bildiğim kadarıyla hala technical preview. Buradaki ifade güncel olduğunu zannediyorum. Eğer siz de kullanmak isterseniz bunun bekleme listesine yazılırsınız ve tüm dillerde çalışan akıllı bir arkadaşınız yanınıza eşlik edecek. Hem C style biliyor, sevgili yapay zeka, hem de standart scripting biliyor. Her şeyi tamamlıyor. Şimdi tabii ki iyi kullanmak şu an istemiyorum. Biraz önce A idi. A'da kalsın. Bakın. Ne desek biliyor. Tap yapıyorum. Kabul ediyorum. Tamam. Mesela şuradaki yorum satırlarına kadar GitHub Copilot'a yazdırdım. Enteresan değil mi? Şimdi mesela şu leti artık diyorum ki C style arttıralım onu. Bakın. Bakın same as let command diye bir de yorum yazdı. Şimdi şu artı eşit bir değil de artı artı yapacağım ben. Bayağı çalışmışlar derslerine. Bak. Otomatik sizinle beraber pair çalışan artık bir arkadaşınız var. Aslında co-pilot yerine pair friend filan bir şey deselerdi, pair programmer demişler zaten. AI pair programmer, yani yanınızda çiftiniz, beraber çalıştığınız çiftiniz olacak. Daha neler göreceğiz diyorum, devam ediyorum. Artı eşit bir yerine çift artı yapacağım. Tamam. Şimdi ben ne yaptım? A 1'den 5'e kadar, 5 dahil arttırılacak. Ve aynı zamanda outer ifadede gözüküyor. Bu outer'ı da kullanabiliriz, kullanmayabiliriz. Problem değil. Outer da birden başlatmış. Aslında burada indeksi de kullanabiliriz. Outer yerine problem değil. Şimdi çalıştıralım arkadaşımızı.
Bildiğiniz gibi ne oldu? Dıştaki döngünün her iterasyonu için içerideki döngü tüm işini bitirdi bir kere. Yani dıştaki döngünün her bir elemanı için diğer dillerde yaptığınız gibi iç içe döngü. Ama programlamada yeni olan arkadaşlar için birazcık daha açıklıyorum. Her bir iterasyon için A eşit 1 için D B 5 defa döner. A eşit 2 iterasyonu için de B 5 defa döner. Ve böyle. Gördüğünüz gibi bakın dış döngü 5'e geldiği zaman onun için de iç döngü 5 defa döndü. Diğer dillerde yaptığımız gibi bu dilde de 5 scripting'de de 4 başı mamur olmayan ama bayağı bir özelliği olan dilimiz 5 scripting'de iç içe döngüyü de göstermiş olduk. Diğer dillerde olduğu gibi break ve continue da var. Break ve continue'nun da uygulamasını gösterelim. Şunu kaydedelim. Evet, burada break ve continue diğer dillerde olduğu anlamlarını taşıyorlar. Continue ne yapacak? Continue. Continue'nun ne yapacağını biliyoruz. Geri kalan adımları geç. Örneğin geri kalan J3 olduğunda artık şu echo satırı çalışmayacak. Çünkü alta inmiyor. Artık sıradaki iterasyon yani J4 iterasyonundan işlemlerini yapmaya devam edecek. Continue'da ne oluyor? J'ye bir exception koymuş ol. Yani exception derken yani J'ye bir ayrıcalıklı bir durum tanımladık. Eğer J3 ise artık bu döngüde aşağıda dünyaların fonksiyonu çağırsalar hiçbirine girme. Efendim sen 4'ten işini yapmaya devam et diyecek. Break ne olacak? J7 için bir ayrıcalıklı durum tanımladık. J7 ise bu döngüden olduğu gibi çık. Yani 8 ve 9 iterasyonlarını yapma demiş olacağız. Burada loop kontrolde farklı örnekler göstermiş. Ellerinizden öperler. Ben biraz önceki örneği hafiften işimize geldiği gibi değiştirdim. Ve kullanacağız şimdi. Bakalım. Loops kontrol diyorum. Şimdi ne yaptık bakalım. 0 için 0, 1, 2 yani dış döngü için break ve continue iç döngü için geçerli olmak üzere şu an. 0, 1, 2 dedik ve 3'te continue dediğimiz için onun echo satırı basılmadı. 4'ten devam etti. 3'ü geçti. 4'ten devam etti. 5, 6, 7'yi gördüğü anda break dedi, çıktı. Ve diğer dış döngülerde de iç döngü aynı şekilde devam etti. Diğer dış döngülerde de iç döngü aynen devam etti. Şimdi bir ekstramız ne var? Yani bu isteğe bağlı. Brain yanına herhangi bir rakam koymak zorunda değilsiniz. Koyduğunuz sayı n sayısı kadar seviye loop'tan sizi çıkarır. Örneğin 7 olduğunda break 2 dediğimde ne olacak? Artık ne bekliyorum? Diğer dış döngülerde hiçbirini görmeyeceğim. Sadece pass 0 in outer loop ifadesini göreceğim ve 7'den de itibaren çıktığını, 2 döngüden de çıktığını göreceğim. Haydi bakalım deneyelim. Aynı şekilde davrandı çünkü kaydetmemiştim. Şimdi kaydettim. Break ikili olarak şimdi çalışacak.
Bak, ne yaptı? Şunu yaptı. İki for döngüsünden, yani inner ve outer, iç ve dış döngüden de çıktı. Tamam. Şimdi burası break kalsın. Aynı şekilde continue'da da end ifadesi geçerli. Yani end level. İç döngüler. İçten dışarıya doğru end level döngüye biz şimdi continue diyeceğiz. Ne demek bu? J3 olduğu zaman bakalım neler olacak. Şöyle kaydedelim. Hayda. Değil mi? Bakınız. Burada bir outer loop var. Burada da bir outer loop var. Burada da bir outer loop var. Yine bir outer loop var ama bir şeyler eksik. Eksik olan nedir? Eksik olan, bakınız, outer loop'un, yani dış döngünün de continue'un altında kalan satırı çalışmadı. Ne oldu? O da sıradakinden devam etti. Continue 2 dediğinizde normalde ne olacaktı? Continue, sadece continue deseydik, tak birinci döngünün danına gelip döngüsüne devam edecekken şimdi artık dış döngü için de continue anlamı üretti. Bakın artık echo artı 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 ifadesini göremiyorum. Çünkü alta inmedi, devam etti. Sıradaki outer, yani dış döngünün de sıradaki iterasyonundan devam etti. Aynen şu skip the rest of the loop, döngünün geri kalanını geç, sıradaki iterasyondan devam et anlamını dış döngü içinde gerçekleştirmiş oldu. Şimdi artık loop meselesine bir son verelim. 11.1, 11.2, 11.3'ü işlemiş olduk. 11.4 orada switch case anlatıyor. Ellerinizden öper. Hiç girmiyorum. Ve şimdi chapter 11'den chapter 21'e uçuyorum arkadaşlar. Subshells. Şimdi biraz buna bir başlayalım. Subshells konusuna. Yani alt kabuklar. Ve yani bir kabuğun içerisinde ayrı bir kabuk daha çağırmak meselesi. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. O örneği oynayarak biraz bir şeyler anlatmaya çalışalım. Şimdi hızlıca biraz bahsedeceğim. Bunu diğer ders de üzerinden biraz daha geçelim, biraz daha devam edelim. Tatlı bir konu çünkü. Multi-thread değil de hanimiş gibi ama multi-process bir çalıştırma yapmak mümkün. Bunu da yaptığımız şey şu arkadaşlar. Şimdi ben bu örnekte biraz kompleks başlamış olmayalım. Şimdi bunu bir kapatalım. İkinci adımda onu göstereyim. Maksadımız şu. Biz bir oluşturuyoruz. Bizim bir PID'si olan, Process ID'si olan bir proses çalışmaya başlıyor. Doğru mu? Nedir o? Şu gördüğünüz kabuk çalışmaya başladığında subshell basic.sh isimli de bir proses başlayacak.
Ama şu gördüğümüz süslü parantez değil, normal parantez içerisinde kalan kısım ayrı bir PID alarak ayrı bir task olarak çalışacak. Şimdi önce burayı da bir kapatalım. Ayrı bir, şimdi biz bağımsız bir prosesimiz var. Chapter 21. Şimdi subshells dolar bir vermişim. Kaç saniye açık bırakacaksam, örneğin 30 saniye açık bırakacağım. Buraya bir tane daha kabuk açalım. H topu açalım. Ben açana kadar uygulama bitecek galiba da. F sub shell diyorum. Bakın halen uygulamam devam ediyor. Neymiş? 17.277 MBOYAR kullanıcısı açmış onu efendim. Şimdi bir o tek bir kabuktu. Yani ismi subshell de henüz bir subshell açmamıştık. Alt kabuk açmamıştık. Şimdi bir alt kabuk açalım. Ops. Tek parantez açıyorum. Evet. Ne olacak? Aynı süre beraber yaşayacakları şuraya da en başına da this is main shell diyelim. Bak hayda. Yani bu bizim hani open copilot. Evet, GitHub copilot beni korkutuyor arkadaşlar biraz da. Evet. Evet, main shell diyecektim yapay zeka. Tahmin edemedim. Parent shell dedim. Evet arkadaşlar. Çok farklı sabahlara uyanacağız. Ellerimizle yaptık bu geleceği. Biz kaşındık. Evet. Buraya ne dedik? First shell dedim. Birinci, çünkü birkaç iki tane birazdan yapacağız. This is the sub shell diyelim. Şimdi bir tane var. Evet. Buraya echo artı 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 da yapalım altına. Veya tire 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 gitsin. Tamam. Ondan bir tane çıkacak. Bu ise her saniye ayrıca basacak. Tamam efendim. 30 saniye boyunca bakın şimdi this is the sub shell diyor. Parent shell. Parent shell ve sub shell. Şimdi H topa geliyorum. Bakın. Bir tane 18.560 var. Bir tane de bakın ne kadar güzel gösteriyor. H top, parent ve child prosesi birlikte gösteriyor. Ne oldu? Bir tane de 18.561 PID de. Değil mi? Bakın. Heh. Bitti. Evet, 4 saniye sonra da diğeri bitecek. Artı 4 demişiz ona. 34'te de o bitecek. Herhangi bir subshell diye bir komut yok şu an. Şimdi
Biraz önce olan şey şuydu. Max iterations'ı biz parametre komut satırından ne veriyorsak dolar 1 verdik. 30 saniye boyunca girecek dedik. Ve ben şuraya da 34 saniye kadar, çünkü yaptığım uygulama arkaya atmaya dönüktü. Artı 34 saniyede bu uygulama durur. Şimdi şuraya parent shell start diyelim. Şimdi aşağıya echo dediğimde bunu end derse bu yapay zeka bayağı olmuş. Dedi. Vallahi dedi. Evet. Şimdi tekrar ediyorum uygulamanın çalışmasını. 10 saniye diyorum. Kaydetmedim. Şimdi bu bloke halde çalışıyor. Biraz önce arkaya atma örneği birazdan göstereceğim. Şimdi bu bir subshell açıyor ama bloke. Buradaki işimi bitiriyor ve ondan sonra aşağıya geçecek. Şimdi bakalım. Evet. End dedi. Ama uygulama bitmedi. Neden? Çünkü 10 artı 4 girmişim. Burada bir 14 saniye bekliyor. Ve 14 saniyenin sonunda şu an uygulama burada. Ve 14 saniyenin sonunda da uygulama kapanacak. Tamam. Gelin biz bunun sonuna koyalım. Ve ayrıca bir 14 saniye bekleyerek şimdi ben burayı slip 1 diyorum arkadaşlar. Şimdi slip 1 de desem şu noktaya gelmesi max iterations'a 10 verdiğim için 10 artı 1. saniyede buraya gelecek. Evet. Şimdi ise aynı uygulamalarda yaptığım numarayı yapıyorum. Arkaya atıyorum. Bakın. Parent shell bizlere ömür. Hemen ne oldu? Birinci saniyede. Neden? Arkaya attık. Ve ne olmuş oldu? Birbirinden sanki bağımsız gibi, multi thread gibi çalışmış oldu. Mış gibi yaptık. Yani multi process çalışma ve birbirinden unbloke olarak unbloke multi process scripting yaptık. Unblocking multi process scripting yazmış olduk arkadaşlar. Evet. Yani blokesiz çok prosesli bir scripting'i parantez ve V işareti ile bu numarayı yapmış oluyoruz. Şimdi buraya ne yazarsam yarısı kadar saysın. Yani yolun ortasında bizim pardon.
Arkaya atmadık. Evet. 5. saniyede bizim parent tamamlanacak. Ama child prosesimiz çalışmaya devam edecek. Şimdi bu resme bunu bir 20 yapalım. Haydi hemen H-top'a geçelim. Bak. Şimdi sub prosesimiz çalışıyor. Yani 22.630. Bakın parent gitti. 22.630 kaldı. Evet. 22.630 aslında child process'ti. Ama evet, biraz şimdi o da bitti. Şimdi tekrar ediyorum. Orada ne oldu esprisini yapalım. Şimdi parent process'imiz 22.969. Ve child process'te 22.970. Bakın 969'un işi bitti 10 saniyede ve 970'i init sahiplenmiş oldu artık. PPID'si artık init oldu. Evet, subshells konusundan önümüzdeki ders devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.